Bugün yine denizdeyiz. Farklı bir yelkenliyle seyir yapacağız. Katamaranla. Hemen bilmeyenler için çok kısa özet bir bilgi geçiyorum. Katamaran çift gövdeli, motorsuz. Genellikle sportif amaçla kullanılan bir yelkenlidir. Az sonra göstereceğim zaten. Şimdi hafif hafif gidelim yavaştan. Gövdeli. Bunlar bir gövde, iki gövde karşılıklı. Ortası trambolin. Tramboline oturmuyoruz. Sadece dönüşlerde karşıya geçerken kullanıyoruz. Ayaklarımızı buraya bu şekilde kilitliyoruz. Bu da yeke dümenli bir tekne. Dümeni de bu şekilde omzunuza tutarak kullanıyorsunuz. İki yelkenimiz var. Ana yelken. Ve önde de küçük flop yelkenimiz var. Elimizde gördüğünüz turuncu flok iskotası. Şu da ona zaten buradan sarılı ana yelken iskotası. Bu tekne çok hızlı, yani doğru açıyı bulduğumuzda, doğru rüzgarı bulduğumuzda çok hızlı ilerleyebilen bir tekne ve hemen hıza ulaşabilen bir tekne. O yüzden eğer kontrolü kaybettiğinizi hissederseniz eğer dümeni tamamen karşı itip ana yelken iskotasını boşladığınız anda zaten tekne duruyor. Biz şu anda parking position'dayız. Çünkü daha rahat anlatabilmek için. Çünkü azıcık rüzgarda bile şu an çok rüzgar. 5-6 knot'la hemen gidiveriyor. Rahat olmayacak diye böyle bir yöntem yapmış. Az önce park pozisyonu dedim. Şimdi doğal olarak bilinmediği için çok fazla. Hemen onu da kısaca açıklayayım. Park pozisyonu, tekneyi durdurmak istediğinizde kullandığımız yöntem. Bunun için flok, yani 3 aşamalı bir yöntem. Şöyle anlatayım kısaca. Bunun için öndeki flok yelkenin iskotasını rüzgar üstüne doğru çekiyorsunuz. Öncelikle rüzgar üstüne çekip bırakıyorsunuz. Sonra ana yelkeni tamamen boşluyorsunuz. Ve şu anda olduğu gibi pırpırlaması gerekiyor. Çok sert havalarda tamamen boşlanması gerekiyor. Ve dümeni karşı tarafa doğru itiyorsunuz ve o şekilde kalması gerekiyor. O şekilde tutuyorsunuz. Bu yatçılıkta da paça flok olarak kullanılan yöntemin hemen hemen aynısı. Körek almaktan ne farkı var peki bu? Hangi körek açıda duruyoruz şimdi? Şu an orsa açısındayız. Ve rüzgar altına doğru, şu an tekneyi durdurduğumuz için rüzgar altına doğru çok yavaş sürükleniyoruz. Parking position'dan nasıl çıkılır? Onu da tabii ki anlatalım. Yeri gelmişken yani. Öncelikle 3 aşamalı yine 3-2-1 şeklinde gidiyoruz. Önce 1-2-3 diye bu, şimdi 3-2-1 tam tersinden gidiyoruz. Dümeni kendime doğru, ortaya doğru çekiyorum. Ana yelken iskotasını da çekiyorum. En son flok yelkeni de olması gereken yere, rüzgar altına doğru çekiyorum. Böylece parking position'dan çıkıp süzülüyoruz. Yapalım mı şimdi? Yapalım, yapalım. Ortaya doğru bir çektim. Ana yelkeni çektim. Yeterli. Şimdi de flow da aldı. We'll be right back.
Rüzgar hızı biraz artmaya başladı. Neden can yeleği giymedik? Zorunluluk var mı acaba? Nedir durum? Can yeleği konusunda elbette ki bir zorunluluğumuz var. Bu tekne zaten çok hızlı sürat kazanan ve çok hızlı sürat kazanan bir tekne olduğu için düşme tehlikesi daha fazla oluyor. 8-10 knot havalarda özellikle, yani her havada girmesi lazım da yüksek havalarda tabii ki can yeleği girmesi gerekiyor. Bir dakika, ben bu arada kullanırken şimdi böyle baya baya açıldık biz. Bir tramola atıp kıyıya doğru döneceğiz. Tramola da gizemli kalsın. Bir sonrakinde anlatırım belki. Katamaranla olan seyrimiz bugünlük sona erdi. Yelkenle ilgili daha fazla içerik için ben Ada, herkese sevgiler, saygılar. Rüzgarınız kolayınıza, provanız net olsun.